Güzel laf değil mi? Eyvallah. Akıllı insanlar için tasarladığım bir şey bu çünkü. Çünkü seyirciye çok güveniyorum. Seyircinin zekasına, temposuna çok güveniyorum. Ve onlarla bu bağlamda çok iyi anlaşıyorum. Aramızda çok güzel bir senkron var. Yeni nesil derken de sürekli kendini güncelleyen, yenileyen, seyirciyle, hayatla bağını koparmayan ve ne yapacağı belli olmayan, galiba kastettiğim şey bu. Senden başka hiç kimseye ihtiyacım yok. Aynı taraftayız. Aramızda kalacaksa söyleyeyim, evet çok mutluyum, hatta bundan bayağı korkuyorum. bu iş bir sonraki aşamaya geçiyor. Çünkü ben de hazırım, bu işin kendisi de hazır. Çünkü biz bu işi seyirciyle yapıyoruz. Seyirci nereye gitmesini isterse oraya gidecek. Çünkü seyirciden başka hiçbir şeye ihtiyacım yok benim. Aradaki pek çok şeyi çıkartmaya çalıştık. Sadece seyirciyle baş başa kaldığım bir iş bu benim. Ve dolayısıyla onlara güveniyorum, kendime de güveniyorum. Artık bir sonraki aşama için her şey ve herkes hazır. Bu iş okyanusun diğer tarafına gidiyor. Ben David Letterman'a çıkacağım ama şu an kendisinin haberi yok. ben nereye gidiyorum? Ben bir defa komedyen, stand-upçı ya da işte mizahçı olmaya doğru gitmiyorum. Ben daha kapsamlı bir şeye gidiyorum. O da eğlendirici. Kendime eğlendirici diyorum fakat sadece eğlendirmekle de yetinmiyorum. Çünkü yetinemiyorum. Böyle bir lüksüm olduğunu düşünmüyorum. aslında yani yalan söylemeyi öyle yani azaltmaya çalışıyorum. Çünkü yani yalan beni çok ağırlaştırıyor, çok yani yavaşlatıyor. En son ne zaman yalan söyledim hatırlamıyorum ama yaklaşık son 5 dakikadır falan yalan söylemiyorum. Bunlar işte kollamak dediğim şey bu aslında yani şu an mesela. Yani sen beni kolluyorsun, seyirci oyuna geldiği zaman beni kolluyor, ben de onları kolluyorum. Yani adım atarken çok özenli atıyorum çünkü adımlarımı. Bir çizgim var ve o çizgiye çok yani sadık kalmaya çalışıyorum. Çünkü yani ben de seyirciye en az seyircinin bana olduğu kadar sadığım ve onları hayal kırıklığına uğratan yeni biri olmak istemiyorum. Çünkü çok hayal kırıklığına uğradılar. Ben de onların canını yakmak istemiyorum. Elektrikli arabayla gezen ünlü var mı? Ben hep buradaydım da sen neredeydin acaba? Şimdi biz hadiseye bir proje olarak bakıyoruz. Kafamda böcekler var. Pek çok hali olan bir proje. Ben sadece bir parçasıyım. Bunun bir de işte televizyon hali olabilir, yazı hali var, radyo hali olabilir. Bu sadece sahne hali. En çok duyduğum şey şu, bu kadarını beklemiyorduk diyorlar. Daha bir şey görmediler. Ha, gözlüğü soruyorsun. Cam bu sadece. Bir şey yok yani ben... Gözlük takmak için gözlerimin bozulmasını beklemek istemedim sadece. Durum bu yani. Senin var mı?